Arkadaşlar merhabalar. Umarım sesim geliyordur. Henüz ekrana düşmedi görüntü. O yüzden biraz bekleyeceğim. Benim ekrana düşmesini bekliyorum şu anda. Canlı yayına başlayacağız ondan sonra. Evet. Heh, evet düştü. Merhabalar arkadaşlar. Ses ve görüntü var mı acaba? Sıkıntımız var görüntüde. Arkadaşlar bugün 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaklaşık 20 tane soru çözeceğiz. Tabii bunların hepsi yorumlayarak çözülecek. Biraz geniş kapsamlı olacak. Haberiniz olsun. Eyvallah. Ben de sizleri çok seviyorum. İnşallah bu soru çözümün faydasını görürüz arkadaşlar. Hepinize tekrar hayırlı geceler. Soru çözüm bittikten sonra kafanıza takılan herhangi bir soru olduğunda onu da sorabilirsiniz. Sıkıntımız yok. Merhabalar. Hepinize tekrardan merhabalar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ederim. İyiyim. İnşallah sizler de iyisinizdir. İyi. Allah iyilik versin. Herhangi bir sıkıntı olmasın. Şu zorlu süreci güzel bir şekilde sınava kadar hep beraber atlatmış olalım. Ha, tarih mi çalışıyordunuz bu arada? Tamam işte. O tarihe mola, bu tarihe devam o halde. Tamam mıdır? Hoş geldiniz tekrardan. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, başlayalım mı soru çözümümüzü çok uzatmadan? Tamam, hadi bakalım. Başlıyoruz. Arkadaşlar, hemen şu işaret kalemimi alıyorum. Rengini de değiştiriyorum. Siz oradan benden önce okuyup cevap verebilirsiniz. Allah iyilik versin tekrardan hepinize. Peki. Arkadaşlar siz benden önce okuyun hemen. Şimdi bizim aramızda şey var. Böyle biz soru çözüme başladığımızda hemen birisi giriyor. Sisteme birisi giriyor. Yok sohbet yok. Birisi aramıza giriyor. Hemen Karahanlı Karahanlı diye yazıyor. Acaba birileri mi örgütlüyor bunları diye düşünüyorum. Engelliyorum başka bir hesaptan. Tekrar giriyor birileri. Ne yapacağımı bilemedim. Arkadaşlar ne diyor burada? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan Osmancılık fikir akımı değildir. Bizim hatırlayın Osmancılık, İslamcılık, Batıcılık, Türkçülük, Ademi Merkeziyetçilik gibi fikir akımlarımız vardı. Mithat Paşa, Ali Suami Kemal bunlar Osmanlıcılığı savunan düşünürlerdir, yazar ve aydınlardır. Ziya Yükalp ise Türkçülük akımının kurucularındandır. Buna dair çok fazla kitabı vardır. Yani B seçeneği yanlış olmuş oldu. Ali Suavi de Osmancılık akımının önde gelen isimlerinden, hatta meşrutiyetin ilanında etkili olan isimlerdendir. Tamam mıdır? Bu arada ilk geçici elçi kimdir sorusu var. Bunları bence soru çözüm bittikten sonra yapalım. Tamam mı? O zaman sorun. Madem sordun hemen o cevabı vereyim. İlk geçici elçimiz 28 Mehmet Çelebi'dir. Evet, Ziya Yükalp Türkçü. Türkçülüğün esasları Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi kitapları var. Hemen geçiyorum arkadaşlar. İkinci sorumuza. İkinci sorumuz ne? Yukarıdaki fikir adamlarından hangileri İslamcılık politikasını savunmuştur? Bu en çok çıkan fikir akımlarından birisi arkadaşlar. En çok sorulan fikir akımlarından birisi bu. Hatta en çok bundan soruyorlar. Öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar, İslamcılık fikir akımı deyince Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki, Cemalettin Afgani ve padişah olarak 2. Abdülhamit gelir. Bunların üçü de İslamcılık akımını savunan önemli düşünürler, yazarlar, aydınlardır. İslamcılık akımı ile ilgili iki dergiyi asla unutmayın. Biri Sebilür Reşat, diğeri Sırat-ı Müstakim. İkisi de Mehmet Akif'in köşe yazarlığı yapmış olduğu dergiler. Tamam, bunu unutmayın. Bu arada birilerini de burada engellemeye çalışıyorum sürekli Karahanlı diye. Acaba şöyle bir şey mi yapsak? Ben birinizi bundan sonra moderatör atasam, hiç bununla uğraşmasam, bu geri zekalılarla direkt siz mi engellesiniz? Ne yapsak? Ben anlayamıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, o zaman bu sorunun doğru cevabı E seçeneği oldu. Hepsi de doğru. Ahmet Hamdi Akseki, Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Cemalettin Afgani ve 2. Abdülhamit
İslamcılık ya da ümmetçilik diye bir ifadeyle fikri benimseyen ünlü, önemli devlet adamı, aydın ve düşünürler diyoruz. Arkadaşlar, şimdi Alper, ben seni moderatör olarak ekleyeyim de, tamam mı Alper? Ben seni şu anda moderatör yaptım, olur dediğin için. Moderatör engelliyor mu bilmiyorum. Sen engelleyebilirsen oradan engelle, tamam mı? Hadi bakalım, geçiyoruz. Geldik 3. soruya. Arkadaşlar, 3. sorumuz Türkçülüğün Esasları adlı eseri ile Türkçülük, Turancılık fikrini savunan fikir adımı aşağıdakilerden hangisidir? Demin bunun cevabını vermiştik. Arkadaşlar, Türkçülüğün Esasları adlı, bakın, her yıl KPSS'de, ÖABT'de, bazen AYT'de kitap ismi sorulur arkadaşlar. Bu gerek Mustafa Kemal Atatürk'ten sorulur, gerekse 20. yüzyıl başlarında ünlü kişilerden sorulur. Bu eser Ziya Gökalp'in, ama burada Yusuf Akçura'nın yine aynı Türkçülük anlayışına uygun olarak yazmış olduğu 3 tarzı siyaset eserinde unutmuyorsunuz, tamam mı? 3 tarzı siyaset eseri Türkçülük akımının manifestosu kabul edilir. Yusuf Akçura tarafından kalem alınmıştır. Türkçülüğün Esasları, Türkçülüğü Savunan, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak gibi kitabın yazarı da Ziya Gökalp'tir. B seçeneği doğru olmuş oldu. Bu tarz sorular tekrar tekrar sorulur, tamam mıdır arkadaşlar? Hatta Yusuf Akçura Mısır'da çıkarılan Türk dergisinde makaleler halinde yazmış ve onları derleyip 3 tarzı siyaset eserini vücuda getirmiş. Hemen geçiyorum 4. sorumuza. Dediğim gibi bu tarz sorulara dikkat edin, önemli. Osmanlı Devleti'nin Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı fikirlerden etkilenmesi, özgürlükçü düşünceleri ve demokrasiyi anlatan kitapların Osmanlı Devleti'ndeki halklar tarafından okunmasıyla başlamıştır. Ne diyor? Bu ihtilal fikirlerinin, Fransız İhtilali'nin ortaya çıkardığı fikirlerden Türk halkı bu fikirlere dair yazılan kitapların okunmasıyla halk tarafından benimsenmeye başlanmış. Yani bizim o dönemdeki aydınlarımızın çıkardığı gazeteler, dergiler, kitaplar, yazdığı kitaplar bu fikirlerin Osmanlı'da yayılmasını sağlamış. Daha çok Balkanlarda, tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan fikirlerden Osmanlı'nın etkilendiğini kanıtlamaz? Bu da çıkan soru tiplerinden birisidir arkadaşlar. Yorum sorusudur. Tanzimat Ferman'da demokrasi görüyor muyuz? Evet. Birinci Meşrutiyet'te demokrasi görüyor muyuz? Evet. Islahat Ferman'da demokrasi görüyor muyuz? Yani eşitlik anlayışı görüyor muyuz? Evet. Azınlıklar ne isyan çıkarıyor? Bağımsız olmak için, yani milliyetçiliği görüyor muyuz? Evet. Avrupa'yı tarzda askeri okulların açılması arkadaşlar 1. Mahmut döneminde olmuştur. 1. Mahmut dönemi ise 1730'da başlar. Yani Fransız İhtilali'nden çok önceki bir olaydır. Hiç alakası yoktur. Tamam mı? Evet arkadaşlar, geçiyoruz bu soruyla. Geldik 5'e. Türk tarihinde çok partili hayat. Bakın, yine önemli bilgilerden bir tanesi. Çok partili hayata ilk defa aşağıdaki dönemlerden hangisinde geçilmiştir? Arkadaşlar, 1. Meşrutiyet'in ilanıyla Türk tarihinde ilk defa anayasal düzen başladı. Anayasal düzen 1. Meşrutiyet'in ilanı, yani kanun esasının ilanıyla başladı. Ve devletin rejimi değişti. Yorumlara dikkat edin. Ve halk, ki halka teba deriz Osmanlı'da, halk, Müslüm gayrimüslim hiç fark etmez, teba yönetime katılmaya başladı. Yani milletvekili seçmeye başladı. Sonra meşrutiyet lağvedildi, kaldırıldı. 1908'de 2. meşrutiyet ilan edildi. 2. meşrutiyetle tekrar anayasal düzene geçildi. Halk yönetimi ortak oldu, ama 2. meşrutiyetin Türk demokrasi tarihini kazandırdığı en önemli şey çok partili hayat oldu. Yani Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat 2. meşrutiyetin ilanı ile, daha doğrusu 1909 anayasa değişikliği ile başladı. Yani 2. meşrutiyet getirdi bu süreci. Çok partili hayat başladı ve Türk tarihinin ilk siyasal partisi İttihat ve Terakki Cemiyeti oldu. Türk tarihinin ilk muhalefet partisi ise Ahrar Cemiyeti oldu. Anlaştık mı arkadaşlar? Bilgi bu. İkinci Mahmut yok, Tanzimat yok. Şimdi Cumhuriyet dönemine gelince
Cumhuriyet döneminin ilk siyasal partisi CHP, yani Halk Fırkası, ilk siyasal partisi. Ama Cumhuriyet döneminde ilk defa çok partili hayata resmen geçiş, bakın resmen geçiş. Bunun tarihi 1946'dır. Resmen 1946'da başlar çok partili hayat. Arkadaşlar ve Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başlar. Bu da çıkmış sorudur. Tamam mı? Türk tarihinde ilk defa çok partili hayat, ikinci meşrutiyet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk defa çok partili hayat, 1946 Demokrat Parti'nin kurulması. Anlaştık mı? Peki. O zaman bu sorunun doğru cevabı B seçeneği oldu. Geçiyorum bunu da. 6. Bakalım ne diyor burada? Osmanlı Devleti Bosna Hersek, Bulgaristan, Girit gibi önemli toprak parçalarını aşağıdaki olaylardan hangisi esnasında, hangi sırasında kaybetmiştir? Yine arkadaşlar çok sorulan soru tiplerinden birisidir. Bakın, hani 20. yüzyılda Osmanlı Devleti diyoruz ya. Burada 20. yüzyılda diğer bir ifadeyle 1900 ila 1900 ila 1920 yılları arasında Osmanlı'nın hangi toprakları kaybettiğini unutmayın arkadaşlar. Şimdi ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. İkinci meşrutiyet ilan ediliyor. İkinci meşrutiyet bir kargaşa ile ilan ediliyor. Balkanlarda ciddi kargaşa çıkıyor. Bunu fırsat bilen Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i işgal ediyor. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Yunanistan'da Girit işgal ediyor. O zaman bu üç toprak parçası ikinci meşrutiyetin ilanı sırasında kargaşadan yararlanan devletlerin işgalle ya da bağımsız olmasıyla elden çıkıyor. Zaten ondan sonra Trablusgarp Savaşı ile Trablus toprakları, Libya, Balkan Savaşları ile Batı Trakya, Makedonya toprakları, Arnavutluk elden çıkıyor. Bir Dünya Savaşı ile de Orta Doğu, yani Arap toprakları, Suriye, Filistin, Hicak, o topraklar elden çıkıyor. Her yıl hemen hemen bu tarz sorunuz var, haberiniz olsun, tamam mı arkadaşlar? Yok yok, bu Berlin'le değil. Bosna Hersek, Bulgaristan, Girit. Bu 1908. Bu toprakların elden çıkması, hepsini şöyle ok işareti yapayım da yanlış olmasın. 1908'de ikinci meşrutiyetin ilanı esnasında elden çıkıyor. Peki. Evet arkadaşlar geldik 7'ye. İttihat ve Terakki döneminde savaşlarda yetim kalan, bakın bu da önemli, savaşlarda yetim kalan, özellikle o Balkan savaşları arkadaşlar, yetim kalan çocukların eğitimi ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla oluşturulan kurum hangisidir? Arkadaşlar, İttihat Terakki Balkan savaşlarında o kadar çok şehit veriyoruz ki, o kadar çok bu pusuya düşürülme oluyor ki, çocuklar yetim kalıyor ve İttihat Terakki bu çocukları okutmak, onların ihtiyacını karşılamak amacıyla 1914 yılında Darül Eytam'ı kuruyor. Darül Eytam zaten şuradan getirin. Yetimler yurdu. Yetimi düşünün. Darül Fünun Osman'daki ilk üniversite 1870'te açılmıştı Abdülaziz döneminde. Darül Acize arkadaşlar ikinci döneminde açılan kimsesizler evi gibi, yaşlı bakım evi gibi. Darül Bedai de yine 1914'te İttihat Terakki döneminde açılmış olan tiyatroydu. Sonra Darül Elhan, ha şurada da Darül Elhan var. Darül Elhan Darül Bedai'den ayrıldı ve 1917'de arkadaşlar konservatuvar oldu. Tamam mıdır? O zaman bu sorunun doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Gayet güzel. Geliyorum 8. soruya. 8. Evet. Mustafa Kemal'in memuriyetteki ilk görev yeri hangisidir? Arkadaşlar bakın şimdi. Bu soru şey yani Mustafa Kemal'in ilk görev yerini hemen hemen hepimiz biliyoruzdur. Yani artık öğrendik bunu, Mustafa Kemal ilk görev yerini. Şöyle düşünelim. Mustafa Kemal 1905'te Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu. Ve Mustafa Kemal mezun olduktan sonra memur olarak Şam'a 5. Ordu Komutanlığı'na atandı. Yani bu sorunun doğru cevabı Bolu. Memuriyetteki ilk görev yeri burası. Mustafa Kemal daha sonra Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak 31 Mart isyanı bastırdı. Böylelikle ilk defa, bakın ilk defa tarih sahnesine çıktı. O zaman Mustafa Kemal ilk defa tarih sahnesine çıktığı yer Hareket Ordusu Kurmay Başkanı'nın 31 Mart isyanını bastırması oldu. Daha sonra Mustafa Kemal
1911-1912'de Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk'ta İtalyanlarla savaştı. Ki Mustafa Kemal'in sömürgeciliğe karşı ilk mücadelesi buydu. Bir komutan, bir asker olarak adını ilk defa burada duyurdu. O zaman A seçeneğinin önemi budur. Arkadaşlar, daha sonra Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde 19. Tümen Komutanı olarak görev yaptı. Daha sonra arkadaşlar Kafkas cephesi, 1916'da oldu bu. Kafkas cephesi 16. Kolordu Komutanı'na atandı. Yani aslında bunların hepsi Mustafa Kemal'in görevleri. Ama ilk görev yerini sorduğu için cevap B oldu. Çok ilginç ya. Böyle enteresan mesajlar. Niye böyle? Alperen, sil bunları ya. Yani bunlar ne yapıyorlar? Herhalde önceden 100 tane bir hesap açıyorlar. Ondan sonra arkadaşlar, bunlar aslında biliyor musunuz? Yani bu tipler aslında sizi provoke ediyor. Ben anlamıyorum yani. Canlı yayına adam giriyor. Benim canlı yayın saatimi bekliyor. Oradan enteresan enteresan mesajlar yazıyor. Yani aslında bu hesapları tespit edip YouTube'a bildirelim. Bunları bir daha hesap açtırmasınlar yani. Yazık, size yazık yani. Size yazık. Ha, yorumları niye kapatmıyorum? Siz orada bir şey yazarsınız, ben görürüm, bir şey sorarsınız. Ondan dolayı kapatmıyorum. Tamam mı arkadaşlar? Çok önemli değil. Yazsınlar kendilerini. Bunlar zavallı. Zavallı oldukları için böyle. Zavallı olmazsa zaten şuraya oturup, yani saat 10'da bilgisayarın başına oturup şu kadar arkadaşı provokatif olmaz. Bunların zihniyeti Yahudi zihniyetidir. Bunlardan ne Türk olur, ne Müslüman olur, ne de Türkiye'li olur. Haberiniz olsun yani. Buradan da bunu direkt söylüyorum. Bilmiyorum. Yani adam orada bir şeyleri yazıyor. Yok, kapatmaya gerek yok. Siz de görün bunları zaten arkadaşlar. Siz de bunları görün. Tamam mı? Yani bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyun içen tipler bunlar. Artık geri cevabı sizler söyleyin, tamam mı? Onun cevabını siz verin. Nasıl bir karakterde olduğunu, iki harfli cümleleri siz kurun bunları. Yorumda değil tabii, içinizde. Tamam? Yorumda kurmayın, tamam? Yoksa yorumda kurarsanız mesajlar kapanabilir, geçici olarak gerek yok. Evet, Mustafa Kemal'in askeri görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Askeri görevler arasında. Şimdi farklı bir soru tarzı geldi. Trablusgarp Savaşı'nda Derne Cephesi Komutanlığı, doğru. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda Derne ve Tobruk Cephe Komutanlığı yaptı. Şam'da 5. Ordu emrine atandı. 31 Mart İstanbul'dan Harekat Ordusu'nda kurmay başkan oldu. Irak Cephesi'nde Muş ve Bitlis'i geri aldı. Bu yanlış. Niye yanlış biliyor musunuz? Irak Cephesi'nde değil bu. Kafkas Cephesi'nde arkadaşlar. Kafkas Cephesi'nde Muş ve Bitlis'e geri aldı. Suriye-Filistin cephesinde İngiliz kuvvetlerini Halep'in kuzeyinde durdurdu. Evet. Arkadaşlar, Araplarla birlikte hareket etmişti İngilizler burada. Buna da Katma Savaşı derler. Tamam mı? Katma Savaşı'nda Mustafa Kemal İngilizleri, Arapları durdurdu. Yani D seçeneği yanlış olmuş oldu. Evet. Geçiyorum 9'u da. Bu tarz sorulara dikkat edin arkadaşlar. Geldim 10'a. Atatürk aşağıdaki eserlerinden hangisine Afet İnan'a diktettirerek yazdırmış? Yani aslında eser Afet İnan'ın, fakat Afet İnan Mustafa Kemal'in fikirlerini yazmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Mustafa Kemal söylemiş. Afet böyle bir kitap yaz demiş. Afet İnan da böyle bir kitap yazmış. Afet İnan Mustafa Kemal'in manevi kızlarından bir tanesi. Tamam mıdır? Vatandaş için Medeni Bilgiler bu kitap. Yani sorunun cevabı Adana. Vatandaş için Medeni Bilgiler, ki bu kitap arkadaşlar belli bir dönem okullarda ders kitabı olarak okutulmuş. Geometri Mustafa Kemal'in isimsiz olarak yayınladığı bir kitaptır ki bu kitap Türk Dil Kurumu'na yazılmış bir kitaptır. Bunu ben önceden yorumlamıştım size. Mustafa Kemal'in geometri kitabıyla Farsça ve Arapça olan geometrik terimlerin Türkçe karşılığını yazdığı kitabıdır. Nutuk zaten biliyorsunuz. Nutuk 1919 1927
yıllar arası olayları anlatır. Aslında 27 dokunmuştur da 1919-26 yıllar arası olayları anlatır arkadaşlar. Cumalı Ordugahı, zabit ve kumandan ile Hasbeli Mustafa Kemal'in askeri ile ilgili yazmış olduğu küçük cep kitaplarıdır. Burada Afet İnan'ı sorduğu için A seçeneği doğru oldu. Tamam mıdır arkadaşlar? Evet, geliyorum şimdi diğer bir soruya. 11. soruya bakalım. Ve biliyorsunuz Kazım Karabekir ile ilgili KPSS'de, YKS'de, ÖABT'de sorular çıkıyor. Artık Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat Cebesoy bunlarla ilgili Atatürk'ün yol arkadaşları ile ilgili kitap sorular çıkar. Ve bu yıl İnkılap Tarihi kitabında bunların biyografilerine yer verilmiş arkadaşlar. Buna da dikkat ediyorsunuz. Kazım Karabekir'e ait değildir. Bir düello, bir suikast Kazım Karabekir'e aittir. Kazım Karabekir'in basmak istediği bir kitap 1933 yıllarında oluyor bu. Arkadaşlar yani sabot ediliyor, yakılıyor filan. Bunun üzerine böyle bir kitabı yazıyor. İstiklal Harbimizin Esasları Kazım Karabekir'in. Paşaların Hesaplaşması Kazım Karabekir'in. Paşaların Kavgası Kazım Karabekir'in. Ermeni Meselesi filan iddia ederek ki benim hayatım ki böyle eserleri vardır. Ama Milli Mücadele Hatıraları arkadaşlar Ali Fuat Cebesoy'un iki tane önemli eseri vardır. Biri Milli Mücadele Hatıraları, diğeri ise Okul Arkadaşım Atatürk ya da Sınıf Arkadaşım Atatürk, ki Ali Fuat Cebesoy İstanbul'da Mustafa Kemal'in sınıf arkadaşıydı. O zaman bu sorunun doğru cevabı D seçeneği olmuş oldu. Birçoğunuz neye düştü burada? Bir düello, bir suikaste. Milli Mücadele ki bir düello, bir suikaste özellikle koydum ben oraya. Dikkatli olun diye. Çünkü burada sizi düşürecek şey Milli Mücadele Hatıraları. Rauf Orbay'ınki Cehennem Değirmeni arkadaşlar. Önemli eserlerinin bir tanesi. Bu kişilerin eserlerine bir bakmakta fayda var. Evet, düştünüz ama bazen düşerek öğreniliyor zaten. Geçiyorum diğer bir soruya. Aşağıda Mustafa Kemal'in fikri olarak gelişimine etkeden iller verilmiş. O zaman Şam sırasıyla söyleyelim mi? Selanik, Manastır, İstanbul, Şam ve Sofya. Bunlar Mustafa Kemal'i fikri olarak geliştiren iller. Yani Mustafa Kemal'in fikri olarak gelişimine etki etmiş olan iller buralar. 5 tane il var. Burada soru şu. Bu illerden hangisi diğerlerinden daha sonra işgale uğradı? Bunların hepsi işgale uğrayan yerler. Hepsi işgal edildi. Evet, nereler işgale uğradı? Arkadaşlar, Selanik 1913 dilimizden çıktı. Manastır, Balkan Savaşları'dır bunlar 1913'te. Sofya, Bulgaristan 2. Meşrutiyet 1908'de. Şam, 1. Dünya Savaşı 1918'de. İstanbul'un işgali ise, hatırlayın bunu, 16 Mart 1920'de oldu. Hatırladınız mı? Misak-ı Milli kararlarına itilaflar tepki gösterdi. İstanbul'u resmen işgal etti. E seçeneği doğru oldu. Bu size ne öğretti? Mustafa Kemal'i fikri olarak geliştiren illerin ne olduğunu ve elden çıkma zamanlarını gösterdi. Vay anasını ya. Evet. Geldik 13'e. Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'na kayıt yaptırmadan önce aşağıdaki okullardan hangisinden mezun olmuştur? Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'na kayıt yaptırmadan önce aşağıdaki okullardan hangisinden mezun olmuştur? Arkadaşlar, Mustafa Kemal'in, bak bu tarz soru da çıkabilir, haberiniz olsun. Hem ÖABT hem KPSS hem de YKS'de çıkabilir. Önemlidir. Biz Mustafa Kemal'in okuduğu okulları sırasına göre bilmemiz lazım. Tamam mı? Hayır, aslında bir önceki soru zor değildi. Gayet kolaydı. Siz düzgün bakış yapmadınız. Bak, yeni nesil sorulara dikkat edin. Tamam mı? Düzgün bakış yapın. Şimdi Mustafa Kemal ilk önce bir mahalle mektebine gitti. Eski usul bıraktı. Yani bu okulu okumadı. Daha sonra Şemsi Efendi mahalle mektebine gitti. Burayı bitirdi. Daha sonra arkadaşlar Selanik mülkiye mektebine gitti. Bitirmedi, bıraktı burayı. Oradan Selanik askeri rüştiyesine gitti. Mezun oldu. Ondan sonra Manastır askeri idadisine gitti, mezun oldu. Ondan sonra İstanbul Harp Okulu'na gitti, mezun oldu. Ondan sonra İstanbul Harp Akademisi'ne gitti,
mezun oldu. O zaman Mustafa Kemal'in mezun olduğu yerler buralar. Artış artı koydum. Gittiği okullar da buralar. Neyi soruyor? İstanbul Harp Okulu'na kayıt yaptırmadan önce nereyi bitirmiş? Manastır Askeri İdadesi'ni bitirmiş. Yani E seçeneği doğru oldu. Evet, gayet güzel. Hemen hemen hepiniz doğru cevap verdiniz. Arkadaşlar geçiyorum hemen diğer soruya. İtalya ile yapılan Trablusgarp Savaşı'nda Mısır İngiliz işgali altında olduğu için Osmanlı bölgeye ordu gönderememiş. Doğru. Osmanlı niye bölgeye ordu gönderemedi? Çünkü Mısır İngiliz işgali altındaydı. Mısır dediğimiz yer arkadaşlar işte Türkiye, Afrika şöyle gelsin. Avrupa böyle gelsin. Mısır dediğimiz yer şurası. İngiliz işgali altında. Trablusgarp dediğimiz yer de burası. Osmanlı ordusu buraya gelmesi için Mısır'dan geçmesi lazım. Gidemiyor. Mustafa Kemal gazeteci Şerif, Enver Bey de Hamdi Bey, kuyumcu Hamdi takım isimleriyle Trablusgarp'a giderek halkı İtalyanlara karşı örgütledi. Yani aslında burada milis, gerilla savaş var, düzensiz savaş var. Mustafa Kemal ve Enver Bey'in Trablusgarp'a gönüllü olarak gitmeleri onların hangi yönünü ortaya koyar? Arkadaşlar vatanseverlik yönünü ortaya koyar. Çünkü Trablusgarp da bizim vatanımız. Milliyetçilik olmaz. Milliyetçilik biraz daha Türk unsurunu ön plana çıkarır. Oysa ki Trablusgarp Türk değil. Tamam mıdır? Diyor ki ne diyorlar selam o neyi anlat şu ifadeye bak bana kurdukları ifadeye bak. Vay anasını ya tövbe estağfurullah. Evet geçtik diğer bir soruya. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde? Ya arkadaş derdiniz Karahanlı'yı anlatmamsa ben önümüzdeki hafta şunlara Karahanlı'yı anlatalım da bitirelim olayı. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk ve son toprak sırasına göre verilmiştir? Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika topraklarını yazalım sizinle. Cezayir, Tunus, Mısır ve Libya yani Trablusgarp. Fas hiçbir zaman bizim olmadı. Bir 3. Murat döneminde bir egemenlik altına aldık sonra da kaybettik. Cezayir 1830'da Fransızlara kaptırdık. Tunus'u 1881'de Fransızlara kaptırdık. Mısır'ı 1882'de İngilizlere kaptırdık. Libya'yı 1912, Trablusgarp'ı 1912'de İtalyanlara kaptırdık. O zaman bunun doğru cevabı A seçeneği oldu. Hemen hemen hepiniz doğru cevabı verdiniz. Gayet güzel. Geçiyorum 15. soruya. Balkan Savaşları sırasında. Balkan Savaşları 1912-1913 yılları arasında arkadaşlar. Kimle savaştık? Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan'la savaştık. Romanya sonradan girmişti. Hatırlayın bunu. Yunanistan'ın boğazları abluka altına alması üzerine boğazlardan çıkarak Yunanlara karşı başarı kazanan Hamidiye Kruvazörü komutanı kimdir? Bu da çok önemli. Arkadaşlar Rauf Orbay Balkan Savaşları'ndaki başarısından dolayı Hamidiye kahramanı olarak kabul edilir. Böyle bir ünvan almıştır. Yani aslında savaş süresince Rauf Orbay Ege'de, Akdeniz'de korsancılık yapmıştır. Tek gemimizle Yunanlara kök söktürmüştür. Cevat Çobanlı 18 Mart kahramanıdır. Enver Paşa Edirne Fatihi, bakın Edirne Fatihi ve Hürriyet. Kalem benim hızıma dayanamadı. Hürriyet. Ne derler? Edirne Fatihi, Hürriyet kahramanı diyeyim arkadaşlar buna. Ondan sonra Halil Kut, bir an zihnim bulandı orada acaba yorum var mı diye. Halil Kut, Kutül Amare kahramanıdır, tamam mı? Ali Fethi Okyar'ın bu şekilde ünvan almış bir isim yok. O zaman Rauf Orbay Hamidiye kahramanı, Cevat Çobanlı 18 Mart kahramanı, Enver Paşa Edirne Fatih Hürriyet kahramanı. Arkadaşlar Halil Kut ise Kutül Amare kahramanı. Bazen şu karıştırılıyor. Hocam Kutül Amare Fatih kim? O da Kazım Karabekir'e verilen ünvanlardan birisi oluyor. Tamam mıdır arkadaşlar? Peki.
Evet, bunu kaydedeceğim, haberiniz olsun. Tamam, YouTube'da olacak bu. Geçiyorum bu soruyu da. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir? Birinci Dünya genel soru. Birinci Dünya Savaşı'nın nedenlerinden değildir. Birinci Dünya Savaşı'nın özel sebebi Alsasloran sorunu. Kışkırtan olay Avusturya Macaristan Veliahtı'nın bir Sırp milliyetçisi tarafından, Prinsip tarafından katledilmesi. Temel sebebi milliyetçilik, sanayi inkılabı, pazar ham madde sorunu. Almanya ile İngiltere arasında yaşanan ham madde sorunu doğru. Fransa'nın Alsace-Lorraine'i Sedan Savaşı'nda Almanya'ya kaptırması doğru, yer almak istiyor. Bu özel. Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya'nın Balkanlara hakim olma düşüncesi doğru. Milliyetçilik buradan gelir arkadaşlar. Japonya'nın Asya ve Büyük Okyanus'ta yayılmacı amacı doğru. İtalya'nın Pasifik'e egemen olması doğru değil. İtalya'nın Akdeniz'e egemen olması deseydi doğru olurdu. Pasifik dediğimiz yer Japon şeyi. Ne derler? Japonya ile Amerika arasındaki okyanus. Tamam mı arkadaşlar? İtalya ile hiç ilgisi yok. E seçeneği doğru oldu. Evet, görüntü bazen bulanır. Bu internetle ilgili olabilir arkadaşlar. Tamam mı? Düştünüz mü bu soruya? Düşenler oldu değil mi? Peki, geçiyorum bunu da. Geldik 17'ye. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin nedenler arasında hangileri vardır? Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na niye girdi arkadaşlar? Tamam. Birinci Karahanlıları böyle deyin. Karahanlıyı anlatın hocam deyin. Anlatayım, tamam. Peki, anlatmışımdır zaten Karahanlıyı size. Gençler, neden böyle yapıyorsunuz? Dinleyin. Bak, burada bir sürü insan var bunu dinleyen. Bunu yapmak hakka girmek demektir. Doğru değil yani. Size yakışmaz bunlar. Anlatırım tabii ki, sıkıntı yok. Evet, 17. soru. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesinin nedenler arasında hangileri vardır? Evet arkadaşlar, buna cevap istiyorum. Türk dünyasını birleştirme. Arkadaşlar, bence birçoğunuz buna düşmüştür. Peki, Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girdikten hemen sonra ya da girer girmez ya da ne ile girdi sorusunun cevabı şu olur değil mi? Rusya'ya savaşarak girdi. Yani Kafkas cephesini açtı. Peki, Kafkas cephesinin açılmasının sebeplerinden birisi Turancılık değil miydi? Türkçülük değil miydi? Evet, o zaman bir doğru. Kaybettiği toprakları geri almak istiyor. İki doğru. Kapitülasyonları kaldırmak istiyor. Üç doğru. Yani bu sorunun cevabı E seçeneğidir. Yani 1, 2, 3 doğru cevap. Buna dikkat edin arkadaşlar, tamam mı? Çünkü biz Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde, iyi dinleyin şimdi. İyi dinleyin. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde arkadaşlar, İttihat Terakki hükümeti vardı. Unutmayın bunu. İttihat Terakki hükümeti vardı. Sadrazam Said Halim Paşa idi. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimizde. Padişah ise 5. Mehmet Reşat'tı. Bakın, bunları unutmayın, tamam mı? Peki, İttihat Terakki'nin dünya görüşü ne? Türkçülük, Turancılık. Peki, kim var Genelkurmay Başkanı ya da başkomutan kim? Enver Paşa. Enver Paşa ise Türkçü. O yüzden birinci öncülde doğru olur. Yani 1, 2, 3 doğru. Evet, unutmayın bu soruyu. Geçiyorum 18'e. İtilaf Devletleri Birinci Dünya Savaşı devam ederken gizli antlaşmalar imzalayarak Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmışlardır. Arkadaşlar, hemen şunu yapalım. Gizli antlaşmalar 1915-1917 yılları arasında imzalandı. Bu antlaşmalarla Osmanlı aralarında paylaştı. Kim vardı bu antlaşmalarda? Fix, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya. Bu dört devlet var. Gizli antlaşmalarda ne Yunanistan var, ne Amerika Birleşik Devletleri var. Bu dört tane devlet paylaşıyor, tamam mı arkadaşlar? Peki, bunun sebebi hangileri olabilir? Savaş sonrası aralarında çıkacak sorunları önceden çözmek doğru. ABD'nin savaşa katılmasını sağlamak yanlış, çünkü ABD yok burada. Almanya ve İtalya'nın güçlenmesini engellemek, İtalya zaten burada. Böyle bir şey olmaz. Yani ikinci ve üçüncü öncüller olmaz. Cevap Adana. Yani yalnız bir. Tamam mıyız arkadaşlar? 18 Adana. Bu soruya da aramızda düşenler oldu. Düşenler oldu. Dikkat ediyorsunuz. Düşmeyin. Almanya ve İtalya'nın. Şimdi gizli antlaşmalar neydi? Dikkat edin. Gizli antlaşmalar ne çocuklar? Mantık kurun.
savaş sonrası çıkacak sorunları çözmek. Peki savaş sonrası çıkacak sorun ne? Osmanlı'yı paylaşmak. O zaman bunlar şunu düşünüyor. Biz galip geleceğiz, Almanya yenilecek, Osmanlı'yı paylaşırken aramızda sorun çıkacak. Önceden yapalım antlaşma, paylaşalım diyorlar. Peki bunun Almanya ve İtalya'nın güçlenmesiyle ne alakası var? Yani cümleyle hiç bilgisi yok. O yüzden neden böyle bir hataya düşüyorsun? Dikkat edin, tamam mı? Geçtik 19'a. Arap İngiliz İttifakı'nın oluşmasına zemin hazırlayan Arap İngiliz İttifakı. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyor. Birinci Dünya Savaşı'nda Arap İngiliz İttifakı'nın oluşmasına zemin hazırlayan ve ümmetçilik anlayışını sona erdiren gizli antlaşma hangisidir? Arkadaşlar, gizli antlaşmalar bunlar. Tamam mı? Gizli antlaşmalar bunlar. Sykes-Picot Antlaşması İngiltere ile Fransa arasında, unutmayın bunu, Orta Doğu topraklarını paylaşacaklar ve Orta Doğu'da manda rejimi kuracaklar. Londra Antlaşması İtalya ile imzalanacak. İtalya'ya Konya, Muğla, Antalya toprakları verilecek ve İtalya Birinci Dünya Savaşı'na girecek. İstanbul Antlaşması var. İstanbul Antlaşması'yla Rusya'ya Boğazları verecekler. Petrograd Antlaşması'yla Rusya'ya Karadeniz sahillerini verecekler. Saint-Germain-de-Meuron Antlaşması'yla bu devletler Anadolu'yu aralarında paylaşacaklar. Şu McMahon Antlaşması'yla Araplarla İngilizler ittifak edecek. İngilizler Araplara devlet sözü verecek. Şerif Hüseyin var, Arapların lideri burada. Araplar İngilizlere destek sözü, İngilizler de Araplara devlet sözü verecek ve Araplar bu antlaşmadan sonra Osmanlı'ya ihanet edecek. Ve böylelikle ümmetçilik anlayışı da bitecek. D seçeneği doğru. Hemen hemen hepimiz doğru cevap verdik. Peki. Geliyorum. Ha, bu arada neyi öğrendik? Gizli antlaşmaların isimlerini de öğrenmiş olduk. Kimlerle imzalandığını da öğrenmiş olduk. Geçiyorum 20'ye. Birinci Dünya Savaşı sırasında, savaş devam ederken, 8 Ocak 1918'de, daha savaş bitmemiş, yayımlanan Wilson ilkelerine göre savaşı kazananlar kaybedenlerden toprak, savaş tazminatı almayacak, toprak almayacak, savaş tazminatı almayacak ve her ulus kendi geleceğine kendisi karar verecek. Her ulus kendi geleceğini kendisi belirleyecek. Tamam, anlatacağım Burak, anlatacağım. Buna göre Wilson ilkeleri aşağıdakilerden hangisine zemin hazırlamış olamaz? Evet. 5 seçenekte Wilson'u çözmüş olacaksınız. Arkadaşlar, bu cümleye güvenen İttifak Devletleri savaşı bıraktı. Bulgaristan sırasıyla. Bulgaristan, Osmanlı, Avusturya, Macaristan, Almanya mütarekeler imzalayarak savaşı terk etti. İlk imzalayan Bulgaristan, son imzalayan Almanya oldu. Peki bu devletler savaştan çekildilerse savaş bitti. Doğru mu? Güzel. O zaman A ve C bunun sonucu, Wilson'un sonucu. Devam ediyorum arkadaşlar şimdi. Peki ne diyor? Her ulus kendi geleceğini kendisi karar verecek. O zaman bu çok uluslu devletleri parçalar ve ulusal devletlerin kurulmasını sağlar. Yani A ile C, B ile D aynı şeyleri anlatıyor. Yani A doğruysa C de doğru. B doğruysa D de doğru. Peki savaştan en karlı çıkan devlet kim? İngiltere. Peki ABD savaştan karlı çıktı mı? Bak, ABD savaşa girmeden önce karlıydı. Niye? Çünkü İngiltere'ye silah satıyordu. Peki savaşa girdikten sonra ABD karlı çıktı mı? Hayır. ABD'ye zınlık koklatmadılar. ABD de tekrar Monroe doktrinine geri döndü. İçi kapanıklılığa geri döndü. Yani ABD Birinci Dünya Savaşı'ndan karlı çıkmadı. Zararlı da çıkmadı ama karlı çıkmadı. En karlı çıkan devlet İngiltere oldu. Daha sonra da Fransa oldu. E seçeneği doğru. Anlaştık mı arkadaşlar? Birlikte 20 tane soru çözümümüzü de bitirmiş olduk. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yorumları kapatırsam olmaz o zaman. Yani sizin yazdıklarınızı göremem, şey olur. Yani ben kendi başıma konuşuyormuş gibi olurum. Yani yorumları kapatmanın bir anlamı yok. Sadece bu arkadaşlar yani yaptıklarının farkında değiller. Kulak yediklerinin farkında değiller. Burada biz şov yapmıyoruz. Bu televizyon programı değil. Bu iyi kötüyü ayırt etme programı değil. Bu sınava az bir zaman kaldı. Size destek verme programı. Bu tarz cümleler
Yani sizi rahatsız eden cümleler aslında onları belki de kurmak istemedi ama çocukluklarından dolayı yaptıkları şey size ne kadar zarar verdiklerini, bu millete ne kadar zarar verdiklerini fark etmiyorlar yani. Böyle algılıyorum ben. Yani niye böyle bir şey yapar ki bir insan? Anlamadım yani. Burasında biz burada bir sanatçı değiliz. Biz burada şov yapmıyoruz. Burada ders anlatıyoruz. Tamam mıdır? Arkadaşlar bitti. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben şeyde ya Instagram'da hikayemde paylaşıyorum. YouTube'da hikayemde paylaşıyorum. 3-4 saat kala. Net bir program yok. Arkadaşlar belki yarın da yaparım ama bunun için Instagram'ı, YouTube'daki hikayemi takip edin, olur mu? 3-4 saat öncesinden duyuruyorum. Kaçıranlar üzülmesin. Burada önemli olan cevap vermek ki soruyu canlı bir şekilde çözüp cevap verip benim öyle değil dememi canlı olarak dinlemeniz konuyu dahi anlamanızı sağlar. Sonradan izlemek anlamayı %50 daha da azaltır. Canlı olarak izlemek daha artırır. O yüzden canlı izlemenizi istiyorum. Sonradan izleyebilirsiniz, hiç fark etmez. Ama canlı izlemek daha çok faydalıdır. Arkadaşlar ben bu videoyu YouTube'a atıyorum zaten. YouTube'da canlı yayınlanan videoların hepsi YouTube tarafından otomatik olarak kaydediliyor. Muhtemelen Elif yarın ÖBT tekrarı yapacağız, haberiniz olsun. Kazım çok teşekkür ediyorum. Deli yürek bir deneme daha çözeceğim. Muhtemelen onu da çarşamba günü çözeceğim. Tamam, çarşamba günü AYT'den deneme sınavı çözeceğim. Zaten zamanla dilek oraya doğru geliyorum. Bak, 20. yüzyılda Osmanlı, sonra Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları yavaş yavaş oraya doğru gelecek. Bir de muhtemelen arkadaşlar bir hafta içerisinde yaklaşık 3 saatlik bir programla KPSS tarihin tüm konularını bitirecek bir slayt hazırlayacağım. 3 saat, 2,5-3 saat sürecek. O 2,5-3 saatte tarihin tüm konuları bitmiş olacak. Tamam mı? En çok dikkat etmeniz gereken noktaları orada anlatacağım size. Ondan da haberiniz olsun. Hocam, Enderun Mektebi nasıl kapatılmış? 2. Mahmut döneminde Enderun kapatılıyor. Zaten Enderun devşirme çocukların alınıp okutulduğu yer ya, devşirme yok artık, anlamını yitiriyor. Otomatikmen kendiliğinden spontane kapanıyor. Yerine arkadaşlar Mektebi Marif, Mektebi Umumi Edebiye okulları, iki tane okul açılıyor devlet memuru yetiştirmek amacıyla. Tabii, YKS, YSK diyorum ya, YKS tekrarı yapacağız. Evet. Şşt, ne oluyor? Birbirinize sakın 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 öyle şeyler söylemiyorsunuz. ÖBT denemesi yapamam. ÖBT denemesi yapmak çok çok zahmetli. Yani 75 soru var. Onu hazırlayamam ama ÖBT'den deneme sınavı çıkaracağım inşallah. Tamam mı? Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Tamam, çok çene yapmayayım ben. Görüşmek üzere. İhsan muhtemelen dedim ya, yani bugün pazartesi, çarşamba günü YKS'den canlı yayın yaparım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın, hoşça kalın. Hadi bakalım.